Materyalizmin oluşturduğu sahte dinler. Önceki bölümde de gördüğümüz gibi, insanları din ahlakını yaşamaktan uzaklaştıran, manevi değerlerini tahrip eden en etkili fikir akımlarından biri materyalizmdir. Günümüz toplumlarının büyük bir bölümü farkında olsun veya olmasın materyalist dünya görüşünün etkisi altındadır. Ancak burada önemli bir noktanın belirtilmesi gerekir. Materyalist dünya görüşüne sahip olmanın tek göstergesi Allah'ın varlığını açıkça inkar etmek değildir. İnsanların büyük bir bölümü Allah'ın varlığını kabul ederler ama buna rağmen maddeci bir bakış açısına sahiptirler. Kur'an'da bu çarpık mantığa sahip insanlarla ilgili çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerden bazılarında şöyle buyrulur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki: Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki: Peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çevriliyorsunuz? Yunus suresi 31 32. De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. De ki: Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? De ki: Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, yine de sakınmayacak mısınız? De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekutu kimin elindedir? Ki o koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor. Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz? Hayır, biz onlara hakkı getirdik. Ancak onlar gerçekten yalancıdırlar. Müminun Suresi 84-90 Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah diyecekler. De ki Gördüğünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa onun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar ona tevekkül etsinler. Zümer suresi 38 Okuduğumuz ayetlerde de görüldüğü gibi bu kişilere inançları sorulduğunda Allah'a ve dine inandıklarını söylerler. Fakat Allah'ın kudretini gerektiği gibi takdir edemez, ona başka varlıkları ortak koşarlar. İşte bu insanlar hak dinden uzak bir bakış açısının oluşturduğu sahte dinlere mensupturlar. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların bir bölümü din olarak Allah'ın vahyine dayalı gerçek dine değil, özünü dinsizliğin oluşturduğu sahte ve yapay dinlere uymaktadır. Az önce sözünü ettiğimiz insanların yanı sıra bir de açıkça Allah'ı ve ahireti inkar eden kişiler vardır. Bu kişiler diğer insanların da kendileri gibi inkara yönelmeleri için çaba harcarlar. Günümüzde birçoğu materyalizmin ve evrim teorisinin bağlıları olarak karşımıza çıkan bu insanlar diğer insanlara da kendi inançları doğrultusunda telkinlerde bulunurlar. Ancak materyalistlerin Allah'ın varlığını bilen ama gücünü takdir edemeyen geleneksel bir din anlayışına sahip toplumlarda uyguladıkları yöntemler ateizme daha yatkın olan toplumlarda uyguladıklarından farklıdır. Materyalistler, her toplumun yapısına göre şekillendirdikleri yeni dinler ve maddeyi esas alan telkinlerle insanları Allah'ın elçileri vasıtasıyla indirdiği hak dinlerden uzaklaştırmaya çalışırlar. İçine hurafelerin katıldığı, özünden uzaklaştırılan bir din anlayışına sahip insanların ise dinsizlikle mücadele etmesi ve dinsizliği etkisiz hale getirmesi imkansızdır. Hatta böyle bir din anlayışı dinsizle bilerek veya bilmeyerek destek sağlayacaktır. Bu nedenle materyalist bakış açısıyla oluşturulan sahte dinlerin özelliklerinin üzerinde durmak ve bu sapkın din anlayışlarını tanımak dinsizlikle mücadele konusunda son derece önemlidir. İlerleyen sayfalarda öncelikle dinsizliğin dinlerinden bu kitaba konu olan ikisinin yani materyalist ve evrimci dinin bazı özellikleri üzerinde duracağız ve bu sahte dinlerin inanç şekillerinin Kur'an'da bildirilen putperest inançlarla aralarındaki dikkat çekici benzerliklerini inceleyeceğiz. 20. yüzyılın putperestleri. Allah Kur'an'da kendisinden başka varlıklara tapan, cansız putları ilah edinen insanların varlığından ve elçilerinin bu insanlarla olan mücadelesinden söz etmektedir. Birçok insan geçmişte yaşamış olan ve cansız putlara tapan bu toplumların ilkel bir yaşam sürdüklerini ve bu nedenle böyle bir dini anlayışına sahip olduklarını zanneder. Hatta günümüzde bazı geri kalmış Afrika kabilelerinin totemlere tapmasını da bu toplumların ilkelliğiyle bağdaştırır. Oysa Kur'an'da puta taptıkları belirtilen toplumların inanç ve bakış açılarını dikkatlice incelediğimizde günümüz insanlarının bir kısmının yaşayışlarıyla aralarında çok büyük benzerlikler olduğunu fark ederiz. Bu putperest toplumlar nasıl kendilerine cansız heykelleri, tahtadan, taştan yapılmış eşyaları ilah edinmişlerse günümüzde de cansız maddeleri kendilerine bir nevi ilah kabul eden anlayışlar vardır. Putperestlerle günümüzdeki bir takım anlayışlar arasında benzerliklere geçmeden önce Kur'an'da alığın putperest toplumlar hakkında verdiği bazı bilgiler üzerinde duralım. Kur'an'da sözü edilen putperest topluluklardan biri Hz. İbrahim kavmidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim hani babasına demişti. Babacığım işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Meryem suresi 42 İbrahim hani babasına ve kavmine demişti ki. Sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Enbiya suresi 52-54 Ayetlerde de bildirildiği gibi Hz. İbrahim'in babası ve kavmi kendi elleriyle oluşturdukları hiçbir şeyi yaratmaya güç yetiremeyen cansız maddeleri ilah olarak kabul etmişlerdi. Bir varlığı ilah olarak kabul etmenin anlamı, o varlığın yaratma, rızık verme, bereket verme, şifa verme, azap verme, doğa olaylarını yaratma gibi özelliklerin tümüne veya bir kısmına sahip olduğunu kabul etmek demektir. Hz. İbrahim döneminde böylesine ilkel bir inanca sahip olan putperestler, kendi elleriyle yaptıkları cansız heykellerin bu tür özelliklere sahip olduklarını öne sürüyor ve onların önünde bel büçerek bu putlara ibadet ediyorlardı. Bu kamin günümüzdeki bazı inanç sistemleriyle olan şaşırtıcı benzerliklerini ise ilerleyen satırlarda ele alacağız. Günümüz toplumlarında hakim olan putperest inanç. Putperestler taştan, tahtadan oyulmuş, cansız, konuşma yeteneği olmayan, kısacası hiçbir şeye güç yetiremeyen heykellerin güç sahibi olduklarını iddia etmişlerdir. Hatta bu putların tüm evreni yarattıklarına ve evrenin işleyişi için gereken kontrolü ellerinde bulundurduklarına inanmışlardır. Bu yüzden onların karşısında bel bükmüş, sağlığı, bereketi ve rızkı onlardan istemişlerdir. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda günümüzde de aynı putperest mantığı yaşatanların varlığı açıkça ortaya çıkar. Materyalistler ve evrimciler aynı geçmiş dönemde yaşamış olan putperestlerin taştan yapılmış heykelleri evrenin ve canlılığın varoluşunda güç sahibi gördükleri gibi şuursuz atomlardan oluşan cansız maddelerin bir güce sahip olduklarını öne sürerler. Bu cansız maddelerin tesadüfler sonucunda bir araya gelerek kendi kendilerini organize ettiklerini ve son derece kompleks ve kusursuz özelliklere sahip olan canlılar oluşturduklarını iddia ederler. Dahası, onlara göre evrende meydana gelen her olay yine cansız ve şuursuz atomlardan oluşan doğanın bir işidir. Örneğin evrimcilere ve materyalistlere göre bir kasırga veya bir deprem doğanın karar vermesiyle meydana gelir ve bu olayları anlatırken tabiat ananın gazabı veya doğanın mucizesi gibi terimler kullanırlar. Ama doğa denen gücün ne olduğunu, nereden kaynaklandığını açıklayamazlar. Tabiat ana veya doğa olarak isimlendirdikleri bu sözde güçler, geçmişte yaşayan putperest toplumların toprak ana, bereket tanrıçası gibi isimler verdikleri putlarından farklı değildir aslında. Ortadan sadece semboller kaldırılmış, gözle görülmeyen cansız maddeler ve tesadüfler ilah edinilerek onların yaratma gücüne sahip oldukları iddia edilmiştir evrimcilerin ve materyalistlerin bu gizli ilahlarını kendisi de koyu bir evrimci olan Fransız zoolog Pierre Grasse şöyle açıklamaktadır. Evrimcilerin canlılığın açıklaması olarak öne sürdükleri tesadüf, ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline getirilmiştir. Tesadüfleri, cansız maddeleri, şuursuz atomları, yaratma gücüne sahip varlıklar zannetmek elbette ki önemli bir mantık bozukluğudur. Putperestler nasıl elleriyle yaptıkları putların tüm varlıkları yarattıklarına inanıyorlarsa, evrimciler ve materyalistler de cansız maddelerin kendi kendilerine canlı varlıklar oluşturduklarına inanmaktadırlar. Bu inancın kökeni, cansız maddeleri akıl ve irade sahibi, karar alabilen ve bu kararları uygulayabilen varlıklar olarak kabul etmeye kadar gitmekte ve böylece aslında her şey ilah olarak görülmektedir. Örneğin kara topraktan çok güzel bir kokuyla ve göz alıcı bir renkte çıkan bir gülü evrimciler ilah edinmişlerdir. Çünkü gülün kendi kendine oluşabileceğine, yani bir gülü oluşturan cansız maddelerin gülü kendi kendilerine tasarlayıp yarattığına iman etmektedirler. Aynı şekilde evrimciler portakalları, elmaları, çilekleri, muzları, üzümleri, ağaçları, çilekleri, ceylanları, aslanları, filleri, karıncaları, bal arılarını, sinekleri, deniz altındaki tüm canlıları, topraktan çıkan karpuzu, maydanozu, Kısacası var olan her şeyi, canlı cansız tüm varlıkları kendi kökenlerini oluşturabilme yeteneğine sahip birer ilah olarak görmektedirler. Çünkü tüm bu saydığımız ve burada sayamadığımız milyonlarca canlının kendi şuurları ve iradeleriyle bir gelişme gösterdiklerini, şu anki fiziksel özelliklerine ve bilinç sergileyen davranışlarına sahip olduklarını iddia etmektedirler. Örneğin evrimciler bir bal arısının geçmişte farklı bir canlı olduğunu, daha sonra arı olmaya karar vererek kendi vücudunda bal üreten mekanizmalar kurduğunu iddia ederler sineklerin de aslında eskiden uçamayan canlılar olup günün birinde kendilerine bir çift kanat oluşturarak uçmaya başladıklarını söylerler. Üstelik bugünün insan yapımı helikopterleriyle uçaklarıyla dahi kıyaslanamayacak mükemmellikte uçuş sistemleri geliştirerek. İşte evrimcilerin yeryüzünde var olan milyarlarca canlı ile ilgili anlatabilecekleri bu tür sayısız hikaye vardır. Ve bu hikayelerin tümünde dikkat çeken ortak nokta, canlıları oluşturan cansız atomların veya içinde yaşadıkları cansız doğanın aklı, şuuru ve bilinci olduğuna yöneliktir. Anlattıkları tüm bu senaryoyu doğal seçilim, rastlantısal mutasyonlar, coğrafi izolasyon gibi bilimsel görünüm sağlayan terimlerle süslerler. Ama sonuçta savundukları şey, doğayı oluşturan cansız maddelerin kendi kendilerine kusursuz canlılar yaratabildikleri iddiasıdır. Bundan çıkan sonuç tüm bu varlıkların bağımsız ilahlar olarak kabul edilmeleridir. Yani evrimcilerin yüz binlerce, milyonlarca hatta katrilyonlarca putu vardır. Mus putu, portakal putu, sivrisinek putu, maydanoz putu, kedi putu, karanfil putu, gül putu, balina putu, zürafa putu, tavus kuşu putu, kelebek putu, örümcek putu, akasya putu, mandalina putu, karınca putu, fil putu, menekşe putu. Çünkü bu inanca göre bu varlıkların tamamı kendi kendini ve kendilerinden sonraki nesillerini yaratabilen birer ilahtır. Evrimcilere göre çeşitli maddeleri oluşturan şuursuz atomlar aynı zamanda atmosferi de kusursuzca tasarlamışlar ve organize ederek yaratmışlardır. Allah'a tenzih ederiz. Böylece atmosfer dünya için koruyucu bir tavan olmuş ve yeryüzünde canlılığın oluşabilmesi ve devam edebilmesi için gerekli tüm özellikleri kendisinde var edebilmiştir yani maddeyi ilah edinenlerin bu konuda da güç sahibi gördükleri putları vardır. Karbon putu, oksijen putu, helyum putu, hidrojen putu, azot putu, demir putu. Yine bu yanlış inanışa göre görmek nedir bilmeyen atomlar önce bir araya gelmişler sonra birbirleriyle anlaşarak kusursuz bir organizasyon yapmışlar ve bunun sonucunda da görebilen bir gözü oluşturmuşlardır. Ancak öyle bilinçli ve planlı davranmışlardır ki, gözden önce gözü yerleştirecekleri göz çukurunu oluşturmak için diğer atomların organize olmalarını da sağlamış ve bunun için meydana gelmesi gereken tesadüfleri sabırla beklemişlerdir. Gözü oluşturan atomlar böylesine mükemmel bir organı ve duyuyu yaratabildikleri için evrimcilere göre görmeyi sağlayan ilahlardır. Yani geçmişte yaşamış insanlar nasıl kendilerine yağmur yağdıracağına inandıkları hayali yağmur tanrısını ilah edinmişlerse evrimciler de göze ait atomları göze oluşturan ilahlar olarak benimsemişlerdir. Bu mantığa göre materyalist ve evrimci dinin katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyondan daha fazla taptıkları ve yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahları vardır. Evrende görülen her varlığın kendi kendine ve tesadüfler sonucunda meydana geldiğini söylemek, evrendeki her varlığı tesadüflerle birlikte ilah olarak kabul etmek demektir. Şuursuz atomların ve tesadüflerin kusursuz ve eksiksiz tasarımlar ortaya çıkardıklarını iddia etmekle totemlerin önünde eğilip tahta heykelden sağlık ve bereket istemek aynı mantık bozukluğunun ürünüdür. Değişen tek şey içinde yaşanılan yüzyılların ismidir. Evrimcilerin sahte ilahları, şuursuz atomlar. Üstünde taş, toprak, beton veya asfalt diye yürüdüğümüz, koltuk diye oturduğumuz, ciğerlerinizle hava diye soluduğunuz yaşamınızı sürdürebilmek için yediğiniz yiyecekler ile vücudunuzun üçte ikisinden fazlasını oluşturan su ve hatta tüm bedeninizin içinde ve dışında var olan canlı cansız her şey atomlardan meydana gelmiştir. Ayrıca evreni oluşturan yıldızlar, galaksiler, güneşler ve bu arada üzerinde yaşadığınız dünya da tıpkı sizin gibi atomlardan oluşmuştur. Gezdiğiniz her yerde, bulunduğunuz her köşede, şehrin her binasında, tozunda, havasında yine atomlar vardır.'' Bilindiği gibi tüm canlılar da karbon, hidrojen, oksijen, kalsiyum, magnezyum, demir gibi elementlerin atomlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla insan da bu atomlardan meydana gelmektedir. Darwinizm ise bu atomların şuursuz tesadüfler sonucu bir araya geldiklerini iddia eder. Yani evrimci mantığa göre söz konusu şuursuz atomlar yığını, şuurlu bir insanı, mesela atom üzerinde ihtisas yapmış bir atom mühendisini oluşturma kararı almışlardır. Bu saçma iddiayı biraz daha detaylı incelemek gerekirse karşımıza şöyle bir sonuç çıkar. Sebebi belli olmayan bir gücün etkisiyle çeşitli atomlar oluşmuş. Daha sonra bu atomlar tesadüfen bir araya gelerek yıldızları, gezegenleri, yani tüm gök cisimlerini meydana getirmişlerdir daha sonra yine aynı atomların tesadüfi şekilde bir araya gelmesiyle son derece kompleks yapıda canlı bir hücre oluşmuş, sonra da atomlardan oluşan bu canlı hücre sözde bir evrim süreci geçirerek son derece olağanüstü sistemlere sahip canlıları ve en son aşamada da son derece şuurlu olan insanı meydana getirmiştir. Tamamıyla tesadüfler sonucu var olan insan yine tesadüfler sonucu oluşan aletlerle örneğin bir elektron mikroskobuyla kendisini oluşturan atomları keşfetmiştir. İşte Darwinizmin bilimsel bir tez olarak öne sürdüğü mantık tam olarak budur. Bu durumda evrim teorisi açıkça her bir atomu ilah olarak kabul etmektedir. Akıl ve bilinç sahibi insanı oluşturan atomların kendilerine ait bir şuurları ve iradeleri yoktur. Ama evrimciler her nasılsa bu cansız atomların bir araya gelip örneğin bir insanı meydana getirdiklerini, sonra da bu atomlar topluluğunun okumaya, üniversiteyi bitirmeye karar verdiğini iddia etmektedirler. Bu iddiaya göre atomların aynı zamanda çok ilginç yetenekleri de vardır. Bu atomlar yine atomları oluşturan yemekleri yerler. Yerken tadını alırlar. Yine atomlardan oluşan gülü koklarken de kokunun zevkine varırlar. Aynı atomlar bulundukları mekanın sıcaklığını hissederler. Bu arada atomlar teyipten çıkan ses dalgalarını dinleyip müziğin ritmini tutabilirler. Evrimci iddiaya göre çok sayıda atom bir araya gelince düşünebilir, özleyebilir, sevinir veya üzülür dahası bir komedi filmi seyredip seyrederken kahkahalarla gülebilir. İşte bu noktada artık geçmiş kavimlerin tahtadan, taştan edindikleri putlarla atomlar arasında bir farklılık kalmamaktadır. Nasıl ki geçmiş kavimler tahta parçalarının bir takım güçlere sahip olduklarını iddia ettilerse, evrimciler de şuursuz atomların aynı güçlere sahip olduklarını söylemektedirler. Oysa evrende var olan hiçbir şeyin bir rastlantı sonucu oluşamayacağı, ancak üstün bir şuur ve iradenin varlığıyla hayat bulabileceği açık bir gerçektir. Gerek insanın gerekse doğanın her ayrıntısında çok büyük bir aklın ve ilmin izleri görülmektedir. İşte bu ilmin ve aklın sahibi göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Allah hiçbir gücü olmayan putlara tapan kavimlerin yaptıklarının geçersiz kılınacağını ve üzerinde bulundukları yolun da mahvolacağını şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki, Ey Musa, onların ilahları var. Onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap. O, siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz, dedi. Onların içinde bulundukları şey mahvolucudur ve yapmakta oldukları şey de geçersizdir. O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir şey mi arayacağım? Arap Suresi 138-140 güneş dini. Günümüz evrimci ve materyalistleriyle geçmişteki putperest toplumlar arasındaki bir diğer benzerlik, her iki grubun da güneşe tapınmaya dayalı dini bir inanca sahip olmalarıdır. Güneşe tapınmak, tarihin en eski dönemlerinden beri var olan sapkın bir inanıştır. Güneşin kendilerine ısı ve ışık sağladığını gören insanlar bu durumun karşısında varlıklarını bu gök cismine borçlu oldukları zannına kapılmışlar ve güneşi ilahlaştırmışlardır bu sapkın inanç tarihte pek çok toplumu Allah'ın hak dininden uzak tutmuştur. Kur'an'da bu konuya değinilir ve Hz. Süleyman devrinde yaşayan Sebe halkının güneşe taptıkları şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmekte derken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Nemil Suresi 24-25 Ancak bunun için şükredilmesi gereken varlık güneş değil, onu yaratmış olan Allah'tır. Hiçbir şuuru olmayan bir madde yığını olan güneşi Allah bir zamanlar yokken yaratmıştır. Gelecekte bir günde yakıtı tükenecek ve sönüp gidecektir. Allah güneşi de tüm diğer gök cisimlerini de yoktan yaratmıştır ve dolayısıyla tüm bu varlıklar nedeniyle övülüp yüceltilmesi gereken Allah'tır. Bir ayette bu gerçek şöyle açıklanır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Fusilet suresi 37. İlginç olan günümüz evrimcilerinin de eski güneş dinlerinin temel inancını tekrarlayarak varlıklarını güneşe borçlu olduklarını savunmalarıdır. Evrimci kaynaklara bakıldığında dünya üzerindeki tüm canlılığın kaynağının güneş olarak gösterildiği görülür. Evrimcilere göre güneşten gelen ışınlar dünya üzerinde ilk canlılığın başlamasını sağlamıştır. Daha sonraki canlı türlerini oluşturan da yine güneş enerjisi ve güneş ışınları nedeniyle oluşan mutasyonlardır. Evrimcilerin bu konudaki yaklaşımını en iyi özetleyen kişi ise ünlü Amerikalı ateist ve evrimci Carl Sagan olmuştur. Sagan, Kozmoz adlı kitabında eğer insanlar kendilerinden büyük bir şeye tapacaklarsa bu güneş olmalıdır diye yazmış ve şöyle eklemiştir. Atalarımız güneşe tapıyorlardı ve bu şekilde hiç de aptalca bir iş yapmıyorlardı. Carl Sagan'ın hocası evrimci astronom Harlow Shapley ise bazıları başlangıçta Allah vardı diyor. Ben ise başlangıçta hidrojen vardı diyorum sözüyle tanınmaktadır. Yani Shapley, hidrojen gazının zaman içinde kendi kendisine insanlara, hayvanlara, ağaçlara dönüştüğüne inanmaktadır. Dikkat edilirse tüm saçma evrimci fikirlerin temelinde maddi varlıkların ve doğanın ilahlaştırılması inancı yatmaktadır. Evrimcilerin dini maddeye ve doğaya tapınmaktır. Akıl sahibi insan ise evrenin ve doğanın cansız ve şuursuz maddelerin bir eseri olmadığını, aksine gördüğü her detayda olağanüstü bir akıl, plan ve sanat bulunduğunu anlar. Böylelikle Allah'ın varlığını ve muhteşem yaratışını kavrar. Ancak günümüzde çoğu insan bu gerçeğe karşı kördür ve maddeye tapınmaya devam etmektedir. Çünkü sebe halkı örneğinde olduğu gibi. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Neml Suresi 24 Maddiyun ve Tabiyun Taunu Hastalığı Hayatı boyunca dinsizlikle mücadele etmiş olan Bediüzzaman Said Nursi de Kur'an'ın bir tefsiri olarak hazırladığı Risale-i Nur külliyatında sık sık maddiyun ve tabiyun taununundan söz etmiştir. Bediüzzaman'ın tabiatçılık yani tabiata tapma ve maddecilik yani sadece maddenin varlığını kabul etme hastalığı olarak tanımlayabileceğimiz bu ifadesi, dinsizliğin temelini oluşturan materyalizm ve darvinizme dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, maddiyun ve tabiyun olarak tanımladığı bu dinsiz akımların mantık bozukluklarını çok detaylı olarak açıklamıştır. Bu açıklamalardan biri şöyledir. Veyahut firavunlaşmış maddeci filozoflar gibi. Kendi kendine oluyorlar, kendi kendini besliyorlar, kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar, diye mi düşünüyorlar ki imandan, kulluktan çekinirler? Demek kendilerini birer yaratıcı zannederler. Halbuki bir tek şeyin yaratıcısının her şeyin yaratıcısı olması gerekir. Demek kibir ve gururları onları son derece ahmaklaştırmış ki bir sineğe, bir mikroba karşı mağlup, mutlak bir acizi, her şeye gücü yeten zannederler. Evet, akılları gözlerine sükut etmiş maddeci felsefelerin hikmetsiz hikmetleri, faydasızlık esasına dayanan felsefelerine göre tesadüfe bağlı olan zerrelerin hareketini, bütün kanunlarına esas oluşturup ilahi yaratılışa kaynak göstermişlerdir. Sonsuz hikmetlerle süslenmiş yaratılışı, hikmetsiz, manasız, karma karışık bir şeyden dayandırmaları, ne kadar aklın hilafına olduğunu çok az şuuru olan bilebilir. İnsanların kendilerine bir ilahlık vasfı vermeleri son derece yanlıştır. Nitekim Bediüzzaman da az önce okuduğumuz ifadelerinde bu gerçeğin üzerinde durmaktadır. İnsanın Allah karşısında aciz bir varlık olarak bu kusursuz kainatın varoluşunu tesadüflere bağlamasının, Allah'ın apaçık varlığını inkar etmesinin ne kadar büyük bir nankörlük olduğuna dikkat çekmiştir. Bediüzzaman başka ifadelerinde ise günümüzde bu tip bir dinsizlik akımının çok yoğun olarak yaşanacağına bu dinsizlik dininden insanları mutlaka kurtulmaları gerektiğine dikkat çekmiştir. Materyalist, maddeci felsefelerden çıkan Nemrutça bir fikir akımı ahir zamanda materyalist felsefe aracılığıyla yayılarak kuvvet bulur. Uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Bir sineğe malup olan ve bir sineğin kanadını bile yaratmaktan aciz bir insanın ilahlık iddiasında bulunması ne derece ahmakça bir maskaralık olduğu malumdur. Bediüzzaman'ın da üzerinde durduğu gibi cansız maddelerin kendi kendilerine evreni ve canlılığı yarattıklarına inanmak son derece akıl ve mantık dışıdır. Böyle bir inancı sahip olanların akıl ve muhakeme yeteneğine sahip insanlar olduklarını söylemek mümkün değildir. Nitekim Hazreti İbrahim de önceki sayfalarda anlattığımız kısanın devamında elleriyle yontukları putlara tapan kavminin akılsızlığını şöyle ifade etmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Enbiya Suresi 66-67 Materyalist ve evrimci dünya görüşünün oluşturduğu sahte dinler Kitabın başından itibaren özellikle dikkat çektiğimiz gibi materyalistlerin en büyük amacı Allah'ı ve dini inkar eden başıboş insan toplulukları oluşturmak ve hiç kimseye hiçbir şey için hesap vermeyen bir insan modeli meydana getirmektir. Dolayısıyla maddeci felsefenin kökeninde Allah'ın varlığını inkar eden her türlü manevi değeri, dürüstlük, kardeşlik, paylaşma, sevgi, barış gibi güzel ahlaka dair her türlü özelliği reddeden bir toplum özlemi yatmaktadır. Materyalistler bu özlemlerini gerçekleştirmek için yapmaları gerekenlerin başında maddeci anlayışın toplum içinde yaygınlaştırılmasının ve köklü bir şekilde yerleştirilmesinin geldiğini bilmektedirler. Bu nedenle günümüzde insanların büyük bir kısmını etkisi altına almış olan materyalizm ve onun sözde bilimsel temeli evrim teorisi hak dini kesinlikle kabul etmez. Materyalizm ancak batıl yani sahte bir dinin varlığını kabul edebilir neo-darwinist akımın önde gelen isimlerinden biri olan George Gaylord Simpson, evrimciler tarafından kabul edilebilir olan dini şöyle ifade eder. Elbette dini olarak tanımlanan ve dini duygulara dayanan ve hala varlıklarını koruyan bazı inanç sistemleri vardır. Bunların evrimle uyuşmaları kesinlikle söz konusu değildir ve dolayısıyla duygusal etkilerine rağmen entelektüel olarak savunulmaları mümkün değildir. Ancak duygusal alanda kalmaları şartıyla ben bunların evrimle bir arada var olabileceklerini savunuyorum. Bir başka deyişle evrim ve doğru din birbirleriyle uyuşabilirler. Evrimci Simpson özetle doğru dinin duygusal alanda kalmak şartıyla kendi dünya görüşleriyle birlikte sürdürülebileceğini ifade etmektedir. Bu evrimci bilim adamının doğru din olarak kastettiği din ise elbette Allah'ın vahyine dayalı olan hak din değildir. Bu din gerçekleri ifade etmeyen, insanları sadece duygusal olarak etkileyen, materyalist düşünce doğrultusunda üretilmiş olan dinsiz bir dindir günümüzde ben dine inanmıyorum diyen insanların bazıları ise aslında farkında olmadan materyalistlerin doğru din olarak kabul ettikleri bu sahte dini yaşamaktadırlar. Birazdan bu sahte dinlerin bazı özellikleri üzerinde durulacaktır. Görüleceği gibi bunların hepsi toplumlarda din adı altında yaygın olarak yaşanan çarpık inanışlardır. Fakat bazı insanlar genelde düşünmeye pek alışkın olmadıkları için bu inanışlardaki çarpıklığı da fark edemezler. Bu nedenle hak dini bilen samimi müminlerin İnsanları dinsizliğin bu çarpık dinlerine karşı uyarmaları ve onlara Allah'ın kullarına bir hidayet ve rehber olarak indirdiği Kur'an'ı ve gerçek dini anlatmaları çok önemli bir sorumluluktur. 1. Allah'ın gökyüzünde olduğuna inanan bir din İnsanların büyük bir bölümü Allah'ın varlığına inanmalarına rağmen Allah'ın nerede olduğu ile ilgili son derece sapkın inanışlara sahiptirler. Çünkü maddeci dünya görüşüne göre madde mutlaktır ve maddenin dışında hiçbir varlığın bulunması mümkün değildir. Bu görüşün etkisi altında olan insan ise Allah'ın bu maddelerin arasında bir yerinin bulunması gerektiğini düşünür. Ancak Allah'ın nasıl bir mekanı olabileceğini zihninde canlandıramaz. Aynı çarpık anlayışa sahip insanların geçmişte de var oldukları Kur'an'da bildirilmiştir. Kur'an'da Firavun'un Allah'a ulaşmak için göğe uzanan bir kule inşa ettirmek istediğinden bahsedilir. Onun bu sapkın inancı Allah'ın kudretini kavrayamamasından ve maddeyi mutlak sanmasından kaynaklanmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki, Ey önde gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Kasas Suresi 38 Mekanı Allah yaratmıştır ve kendisi mekandan münezzehtir. Mekana bağlı olan yalnızca yaratılmış olan varlıklardır. Allah'ın varlığı her yeri sarıp kuşatır. Dolayısıyla Allah her an her yerdedir. Maddeci bakış açısının etkisi nedeniyle bu açık gerçeği kavrayamayan insanların tabi oldukları sahte dine göre ise Allah gökyüzünde bir yerdedir. Bazı insanların dua ederken sadece gökyüzüne bakmalarının bir nedeni de budur. Oysa Allah'ın her yerde olduğunu bilen biri nereye bakarsa baksın Allah'ın orada olduğunu bilir. Allah bu gerçeği ayetlerinde şöyle bildirmektedir. "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğu da Allah'ındır, batıda da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü kıblesi orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Bakara suresi 115. Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır. En'am suresi 103. 2. Allah'ın evreni ve insanları yarattıktan sonra kendi başlarına bıraktığına inanan bir din. İnsanların tabi oldukları sahte dinlerin inançlarından biri de Allah'ın önce tüm evreni ve tüm canlılığı yarattığı ancak sonrasında hiçbir şeye karışmadan gökyüzündeki mekanından olayları izlediğidir. Allah'ı tenzih ederiz. Bu çarpık anlayışa göre insanlar kendi kaderlerini de kendileri belirlerler. Oysa Allah mekandan olduğu gibi zamandan da bağımsızdır. Dolayısıyla Allah insanları ve tüm evreni yarattığında onları geçmişleri ve gelecekleriyle yani kaderleriyle birlikte tek bir an olarak yaratmıştır. Biz geleceğimizi yaşamadan bilemeyiz. Ancak Allah her insanın geleceğini ve yaşayacağı her anını bilir. Çünkü bizim her anımızı, her konuşmamızı, her hareketimizi yaratan Allah'tır. Sahte dinlere mensup insanların zannettikleri gibi Allah evreni yaratıp sonra kendi başına bırakmamıştır. Allah evrende var olan her canlıyı başlangıçları, yaşamları ve sonlarıyla birlikte meydana getirmiştir. Tek bir yaprağın dalından kopup yere düşmesinden, ve insanın hayatı boyunca yaşayacağı olayların tamamına kadar her şey Allah'ın belirlediği kader üzerine işler. Allah bu gerçeği bir ayette şöyle haber vermektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Enam suresi 59 Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. Saffat Suresi 96 3. Cennet ve cehennemin varlığına inanılmayan bir din Materyalist düşüncenin etkisi altında yaşayan insanların bir bölümü Allah'ın varlığına inansalar bile cennet ve cehennemin varlığına inanmazlar. Bunun en önemli nedeni ise gözleriyle gördüklerini gerçek zannetmeleridir. Gözleriyle görmedikleri veya elleriyle hissetmedikleri sürece bir şeyin varlığından emin olmayacaklarını düşünürler. Oysa aklını ve vicdanını kullanan bir insan için Allah'ın ve ahiretin varlığıyla ilgili sayısız delil bulunmaktadır. Canlılığın devamı için kusursuz bir tasarımla ve eşsiz bir uyumla yaratılan yeryüzünde ve gökyüzünde, tüm canlı maddelerin yapı taşı olan hücrenin son derece kompleks yapısında, renkleri, kokuları, içinde yaşayan çeşit çeşit canlılar ile muhteşem güzellikteki doğada Allah'ın sayısız yaratış delili vardır. Tüm canlıları kusursuzca yoktan var etmiş olan Allah'ın her birini ölümlerinin ardından diriltmeye kadir olduğuna da kuşku yoktur. Fakat buna rağmen inkarcı insan iman etmemekte direnir. Aklını kullanan bir insan ise Allah'ın canlıları ilk kez yarattığını da onları yeniden diriltmeye kadir olduğunu da kavrar. Ayetlerde bu gerçeği kavramayan inkarcılardan şöyle söz edilir. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı? Gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? de ki, ister taş olun, ister demir ya da göğüslerinizde büyümekte olan veya büyüttüğünüz bir yaratık olun. Bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan, bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki, ne zamanmış o? De ki, umulur ki pek yakında. Sizi çağıracağı gün ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az süre kaldığınızı sanacaksınız. İsra Suresi 49-52 Dini inkar eden insanların Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ölümden sonraki dirilişi kavrayamamalarının ve bu gerçeğe şüpheyle yaklaşmalarının nedeni yine ön yargılı materyalist inançtır. Maddeci anlayışa göre insan maddelerin etkileşiminden oluşan bir varlıktır. Hatta insanın zekası, duyguları gibi maddeyle açıklanamayacak özellikleri bile materyalistlere göre maddenin etkileşimleriyle oluşmaktadır. Dolayısıyla bu insanlar yeniden dirilişi maddenin kendisini tekrar inşa etmesi olarak yorumlar ve bir türlü bunun nasıl olabileceğini akıl erdiremezler. Yani yok olan bir maddenin tekrar geri gelebileceğini bir türlü kabullenemezler. Oysa eğer anlayamadıkları nokta yok olmuş ve çürümüş bir bedenin nasıl tekrar canlanacağı ise zaten insanın en başta bir yokluktan yaratılmış olduğunu düşünmeleri gerekir. Yeryüzünde bir insana hatta herhangi bir canlıya ait tek bir zerre dahi yokken Allah insanı yoktan var etmiştir. Gerçek buyken ikinci kez yaratılmayı sorgulamak ya da nasıl olabilir diye bu gerçekten şüpheye düşmek büyük bir akılsızlıktır. Allah ayetlerinde dirilmekten yana şüphesi olanlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 15-16 Bu konuyla ilgili diğer bir gerçek ise İnsanı insan yapanın bedeni değil ruhu oluşudur. Yani insana canlılık veren 50-60 kiloluk et ve kemikten oluşan beden değil ruhtur. Ölümle birlikte insanın bedeni yok olur ancak ruhu yok olmaz. Ölüm sadece insanın ruhunun bulunduğu mekanın değişmesidir. Yani ahiret hayatının başlamasıdır. Ruh konusunda Allah Kur'an'da bize şu bilgileri vermektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz? Dediler ki, biz yerde yok olup gittikten sonra gerçekten biz mi yeniden yaratılmış olacağız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği hayatınıza son verecek. Sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız. Secde Suresi 9-11 ancak inkarcı insanların ön yargıları çok açık bir gerçeği bile anlamalarına engel olmaktadır. Allah ahiretin varlığını kavramayan Tek hayatlarının bu dünya olduğunu zanneden ve ölünce yok olacaklarına inanan bu insanların akletme ve kavrama yeteneklerinden yoksun olduklarını birçok ayetinde bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilm üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Dediler ki bütün olup biten bu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz ve diriliriz. Bizi kesintisi olmayan zamandan başkası yıkıma uğratmıyor. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca zannediyorlar. Casiye Suresi 23-24 Gerçekleri görebilen, materyalist inancın etkisinden kurtularak samimi ve açık bir zihin ile düşünebilen insanlar ise ahiretin varlığına hiçbir şüphe duymadan kesin bir bilgiyle iman eder. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve felah bulanlar da onlardır. Lokman suresi 4-5. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Bakara suresi 3-4 sonuç olarak dinsizliğin diniye mücadelede üzerinde durulması gereken iki önemli konu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi evrim teorisinin bilimsel açıdan geçersizliğini anlatmaktır. Böylece insanlar tesadüflerle oluşmadıklarını, kendilerini Allah'ın yarattığını ve ona karşı sorumlu olduklarını görebileceklerdir. Diğer konu ise maddenin gerçek mahiyeti hakkında insanları bilgilendirmek, ön yargılardan kurtulmalarını ve gerçekliğini anlayabilmelerini sağlamaktır. Çünkü bir madde yığınından ibaret olmadığını kavrayan insan, yaratıcımız olan Allah'ın sonsuz kudretinin de bilincine varacaktır. Allah'ın her yeri sarıp kuşatması, zamandan ve mekandan bağımsız olması, tüm varlıkları kaderleriyle yaratmış olması, cennet ve cehennemin varlığı ve insanların fiillerini de yaratanın Allah olması gibi hak dinin bildirdiği gerçekler aslında anlaşılması ve kavranması çok kolay konulardır. Ama bazı insanlar bu gerçekleri anlamak istemezler ve bu yüzden zor göstermeye çalışırlar. Bunun nedeni insanların bilerek veya bilmeyerek maddeci dünya görüşünün etkisinde kalmış olmalarıdır. Bunun için insanlar madde ile ilgili ön yargılarından kurtularak maddenin gerçek mahiyetini öğrenmelidirler. Bu kitabın sonunda yer alan dinsizliğin dinlerini mağlup eden gerçek bölümü maddenin gerçek mahiyetini ortaya çıkarmakta ve insanlara şimdiye kadar bir sır gibi görünen konuların aslında son derece açık gerçekler olduklarını göstermektedir. Burada kısaca yer verilen bu önemli konuları ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak bulacaksınız.